Merhabalar, ben Atılay Turan. Yeni bir Eydersen daha hoş geldin. Bugün Gidersin'de yaptığımız ışıklara biraz ayar vereceğiz. Nasıl ayarlayabiliriz? Ayarlarımız hangi sorunumuza çözüm olabilir? Bunları konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle geçen derslerde genel aydınlatmamızı, şurada gördüğünüz genel aydınlatmalarımızı ve şurada gördüğünüz lokal aydınlatmalarımızı yapmıştık. Şimdi bunların ince ayarları yapılacak. Işıklarıma giriyorum. Bunlar instance copy olduğu için birilerine yaptığım değişiklik hepsini etkileyeceği için hiç problemim yok. Daha rahat seçebilmek için selection filter kısmından, seçim filtrelerinden lights, ışıkları seç diyorum. Işığımı seçtim. Işık seçiliyken modify kısmına gidiyorum ve buradan ayarlarımı yapmaya başlıyorum. Şimdi burada ışığımızın type, tipi plane, düzlem ışık. Burada bir ışıklık yapmıyorum. Sonrasında ışığımızın hedefini bir değişiklik yapmıyorum, targets. Sonrasında ışığın boyutları, length ve width. Ben zaten şu spotun genişliği kadar yaptığım için zaten ölçüleri doğal olarak biliyorum. Ama siz serbest çalışı olsaydınız sonradan boyutlarını değiştirmek isteyebilirdiniz. Sonrasında biraz aşağı iniyorum. Burada units, ışın kullanacağı birim. Ben burada default değil de radiance power özelliğini aktif ediyorum. Radiance sadece baktığı yeri değil, en direkt olarak çevresini de aydınlatacaktır. Daha genel aydınlatmayı destekleyici bir faktör. O yüzden direkt ve en direkt aydınlatma istiyorsanız kesinlikle radiance özelliğini açın. Bakın burada tabii ki W göreceğiniz için hani watt olarak mı hesaplanıyor diye çok soruluyor. Bu tamamen gerçek yaşamdaki watt'a birebir karşılık değil. Bunu bilin. O yüzden çarpan değerini girerken buna dikkat ediyorum. Buraya da çarpan değerine şöyle 160 birim girdim. Sonrasında ışığıma ben mod kısmında renk vermeyeceğim. Çünkü genel aydınlatma olacağı için hani böyle gizli ışıklandırma gibi özel bir renk vermeme şu an için gerek yok. O yüzden temperature, sıcaklık moduna getirdim. Sıcaklık moduna geldim ve şurada artık bakın renk tıklanmıyor gördüğünüz gibi. Hemen altındaki sekme çalışacak. Buraya da 6500 Kelvin yani beyaz soğuk ışığa denk gelecek. Beyaz soğuk ışık da genel aydınlatma için yeterli. Kabaca şöyle düşünebilirsiniz. 5000 üstü beyaz soğuk ışık, 5000 altı da sarı sıcak ışık gibi çok kabaca düşünebiliriz. Sonrasında biraz daha aşağı iniyorum. Şurada rectangle kısmı var. Bakın şurada rectangle kısmı var. Şimdi hatırlarsanız önceki derslerde bu ışığımıza biraz rotate vermişiz, açı vermişiz max'te. Vireyle de biraz açı verelim. Çünkü olabildiğince merkeze odaklama, yemek bölümüne, yemek masası bölümüne odaklanmasını istiyorum. O yüzden buradaki kitaplığa veya duvara çok fazla vurup patlatmasını da istemediğim için ışıkla şurada directional yönlendirme ile ilgileneceğim. Yönlendirmesini de şöyle 0,5 yapıyorum. Açıyı daralttım. Tabii ki siz bir değişim olmamış gibi gelebilir size. Bakın burada always her zaman ön izlemeyi göster dediğinizde bakın şimdi yapıyorum 0,5. Bakın şöyle diyelim giriyorum. Gördüğünüz gibi aslında açıyı daralttığımı fark edeceksiniz. Dediğim gibi hani bu şekilde açılarla oynayabilirsiniz. Ben şurada 0,5 derecelik bir dar bir açı yaptım. Daha da daraltabilirim ama başlangıç için yeterli olabilir bu açımız. Daha iyi fark etmek için ön izlemeyi bana göster diyebilirsiniz. Sonrasında options'lara iniyorum.
Burada invisible ışık kaynağı direkt olarak görülmesi, sonrasında şurada giriyorum. Bakın şurada effect reflection, yansımaları etkileyim diye soruyor. Yansımaları etkileme diyorum. Hani ben burada ışığımı hani direkt olarak camın üzerinde belli olmasını istemiyorum. Buna bir dikkat ediyorum. Bu duruma biraz dikkat ediyorum. Çünkü siz ışığı invisible yapsanız bile ışık çok fazla camın olduğu bir ortamda, cam, metal, su gibi ortamlarda yansımada bu sefer şeklini belirtecektir. O yüzden dikkat etmeniz gerekir. Bakın burada effect speckler de istersen kapatabilirim. Bu da hani ayna etkisini engelleyecektir. Çünkü bazen yansımayı etkileme deseniz bile ışık bir şekilde kendi malzeme tipine göre değişir tabii bu. Malzemenin tipine göre yine de ayna etkisi yaratabiliyor. İstersem effect speckler ayna etkisini de kapatabilirim. Sonrasında aşağıya doğru iniyorum. Bakalım. Buralarda şu anlık bir değişiklik yapmadım. Şöyle bir kontrol edelim. Tamamdır. İlk başta bu ayarlar yeterli olacaktır. Evet, rectangle light için ayarlarımızı yaptık. Evet, inner ışığı istersem kapatabilirim. Hani genel aydınlatmayı ayrı test edip, sonra şuradaki lokal aydınlatmayı ayrı test edebilirim. O yüzden ışığı bir süreni kapatabilirim. Veya hepsi instance olduğu için hepsini ayrı ayrı test edeceksem şurada make unique, benzersiz yap deyip ışığı bağını kopartabilirim diğer ışıklardan. Ama ben özel bir senaryom olmadığı için bütün ışıklarım aynı ayarlardan direkt olarak etkilensin istiyorum. Evet. Bir sonraki derse de diğer konularımıza devam ederiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.